yeni videoyu paylaşıyorum. Yeni video paylaşıyorum şu anda. Hemen bakalım Mert'in kaç tane abonesi varmış. Çünkü geçtiğimiz videoda eğer 48 saat içerisinde 4000 aboneye geçerse bana şarap alacak demiştik. Bakalım 48 saat içerisinde 4000 aboneye geçecek mi? Eğer geçerse de bana şarap almazsa rezil edeceğim onu çünkü. Şu an Mert'in 2440 tane abonesi var. Şimdi biz bu videoyu açıyoruz. Herkese açık yap. Kaydet. Şu an 12 Nisan saat 3. 15 Nisan saat 3'te, öğleden sonra 3'e bakacağız. Bir daha kaç tane abonesi olmuş. Şu an neredeyse 48 saat doldu. Ne haber? İyiyim. Aldın mı bana bir şeyler? Var mı sende bir şeyler? Var bir şeyler. Vay. Madeira. Madeira. Red wine. Thanks. Şimdi bakalım Mert'in kaç abonesi olmuş ama. Aynen. Şu an 5500 abonem var Mert. 5500. Hadi hayırlı olsun. Umarım bundan sonra daha hayırlı motive olursun YouTube'a yani. Mert çek bugün birazcık ya, videoyu. Başlıyorum şu an. Erasmus'la sana başarılar. Hadi bakalım. Aldık. Arkadaşlar çok teşekkür ederim herkese. Gerçekten teşekkür ederim. Bu şarabı içeceğiz. Ama ne zaman? Dur saklayayım bunu ben şimdi. Saklayayım dedim. Odama koyayım. Bunu bir ara içeceğiz. Şimdi ben bu kapı önünü temizlemek istiyorum birazcık. Yaprak döküldü. Şu aralara da döküldü ama buralarda sıkıntı yok. Burası bizim her zaman yemek yediğimiz yer. Ice of Buddha. Yemek işlerini hep burada hallediyoruz. Neden bu yemek işlerini burada hallediyoruz? Çünkü buranın menüsündeki bütün yemekler var. Yeah. Okay. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi yemeği dışarıda alıyoruz. Şuralarda polis var. Bunların normalde yemek vermesi yasak. Bize şimdi menüyü verdiler. Dışarıya çıkın dediler. Bakın dışarıda bakıyoruz. Fried rice garanti geliyor. Bana da öyle geliyor. Veg fried değil mi? Veg fried. Bir şey diyeceğim, hakikaten geliyor. Harbiden geliyor lan. Ama dur. Dur dur oğlum, bir şey yapmıyoruz. Ama harbiden geliyor ya. Gelsin abi, o kadar da değil ya. Yemek bakıyoruz abi, yemek bakıyoruz ya. Gerçi evet. Aynen ya. Aynen abi, bir şey yapmıyoruz abi, yemek yiyeceğiz abi. Ama yasak değil mi yemek falan? Hayır abi, olur yemek, mu? Yemek yemek açık. Yasak değil abi. Oturmak mı yasak? Evet evet, TKV serbest. Ne yasak ya, bak ben de kararsızım şu an. Bir sipariş verdik şimdi. Hostelimize geri dönüyoruz. Kaldığımız yere geri dönüyoruz. Yarım saat sonra gelin, alın dediler. Yani yapılırken de orada bekleyemiyorsun. Odanda bekleyip yarım saat sonra gelip öyle alıyorsun. Bak burada da eskiden masalar, sandalyeler falan vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Denizin üstünde oturabiliyordum. Burada oturabileceğin yerler vardı. Bak hepsini söktüler. Artık bitti sezon ya. Mayıs'a geliyor yani neredeyse. Alamadık yemeği. Biz odamıza gittik, geldik. Aslına bakarsanız şu an yemeği almamız gerekiyor ama şurada iki tane polis var. Tam da bizim restoranın ön tarafındalar. Bizim restoran bizi gönderdi. Biraz sonra gelin dediler. Gidiyoruz yani. Aa, gidiyor polis. Biz yemeğimizi alabiliriz. Hadi gidelim beyler. Aldık yemekleri. Bak gidiyoruz şimdi. Nam 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 bro. Çok güzel bir yemek aldım, göstereceğim şimdi. Benimki daha güzel. Sen ne aldın? He. Prawn biryani, karides biryani ve falafel durum. Evet, yemekler bunlar. Çok iyi, çok iyi. Falafel mutlaka. Sen ne söyledin? He. Tuna, salata, falafel, falafel. Süper. Ben de bunu mantarlı bir şey söyledim. Bir de humus söyledim. Bu 260 rupi tuttu. Şu aldığım iki tanesi 3,5 dolar civarı bir şey etti. İyi. Güzel, karnı doyuyor insanın en azından. 3,5-5 dolar arasında karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bunlar da o civarlarda bir şeyler tuttu işte. Arkadaşlar ben güya balık tutacaktım. Balık tutmaya geldim. Olta falan almıştım ama olta kayaya takıldı. Çıkmıyor. İki elimle yapmam lazım onu.
Ben de o kadar kötü bir yerde balık tutmaya çalışıyorum ki burada balık tutmam mümkün değil. Sanırım bu oltaya uç alacağım yarın, iğne alacağım. Yarın devam edeceğim, bugün tutamıyorum baksana. Ulan dalga yoktu, dalga başladı. Evet, başarısız bir balık tutma girişiminin ardından Mert'in aldığı şarapla beraber gün batımını izlemeye gidiyoruz yine aynı yere. Şuradan mı çıkalım? Hava çok sıcak arkadaşlar ya. Gerçekten çok sıcak hava. Anam. Yani şu an bile hava 30 derece bile vardır diye tahmin ediyorum. 32. 32 derece mi? Aynen. 32 dereceymiş. Sabahları daha sıcak. Evet, şimdi şu tepeye çıkacağız, bak yukarıda adamlar var ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ederim sözünde durduğun için. Ben de teşekkür ederim. Bir İzmirli olarak sözümüzün eriyiz. İsmim Mert bu arada. İsmimi yaşatıyorum. Sana da çok teşekkür ederim Çağatay. Rica ederiz. Şarabınızı biz almadık ama. Olsun. Olsun. Bizimle bu anı paylaştığın için teşekkürler sana da. Ben de teşekkür ederim. Şarabını benimle paylaştığın için. Ne demek. Yeah, but I think it is not. Abi sen de var ya, sana gelmedi diye var ya. Problem, brother, big problem, big. Umarım var ya, umarım. O fare umarım benden çıkar, senin odaya girer var ya. Bu en büyük temennim ya. Ulan şimdi onu çekiyoruz ya kendimize, bak burada hareketler yapıyoruz. No problem, eh? No problem, eh? Ya hiç içime sinmiyor. Ne var bu nerede? Nice. Sen peki bu... İyi geceler diyor da nasıl geçecek bu gece bakalım. Mert. No problem. No problem, ha? No problem. Kanka bir şey söyleyeceğim. O hayvan şu an korktu zaten. Bak normalde yapmayacağı hareketler yaptırabilirsin şu an hayvanı, anladın mı? Ben de şu an yapmayacağım hareketler yapıyorum, ben de korktum çünkü. Çünkü bak içine girmeyeceği varsa bile girebilir odanın içine, yok o şey gecko. Fare sesi ciyaklaması duyduk da Mert'in çatısında ciyak ciyak biraz önce. Onun peşinde Mert. Mert, Mert! Aa bırak bırak. Işık tutun bana abi. Fare de kimmiş ya? Nerede dedin sen? Şurada abi bak, şurada. Şurada mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka bak bir şey söyleyeceğim, korkutmayın hiç hayvanı. O zaten nasıl girdiyse öyle çıkar. He? Adam korkuyor, uyuyamam diyor. Uyur abi, bir şey olmaz. Benim odadan girdiyse benim odadan çıkar. Adam korkuyorum diyor. Oğlum sen burama şey attın, ben zaten gülüp duruyorum ondan. Belki yavrulamıştır, biliyor musun? Bir şey diyeyim mi abi? Hakikaten kurcalamayın. Bak ciddi söyleyeyim. Çünkü şu an ne yaptığımızı da bilmiyoruz yani. Belki orada bile değil hayvan. Rahat bırakmalıyız. Aynen abi. Öyle. Biraz bir eline bırakalım. Girmez o. Bu zamana kadar girmediyse yine girmez. Aynen öyle abi. O kadar korkma da ya. Yemek var yani. Girmiyor. O kadar korkacak bir şey yok ya. Hava acayip sıcak. Şöyle bir problem baş göstermeye başladı. Odalarımız çok güneş alıyor ve içinde sadece vantilatör var. Ve aşırı derecede de nem var. Kalamıyoruz. Yani sabahları odada hiç vakit geçiremiyoruz. Hep dışarılarda olmak zorundayız. Onun için kendimize artık klimalı bir oda bulacağız. Buradan çıkıyoruz. Buradan ayrılıyoruz. Birazcık şöyle gezeceğiz. Bakalım oralarda var mı kalacak yerler. Bir tane şurada köşede bulduk aslına bakarsanız. Bugün kalacak yeni bir yer bulamazsak dün bulduğumuz yere geçeceğiz. Bir gezelim bakalım. Plajın üstünde baka baka gidiyoruz. İşte balkonu olan, kliması olan şöyle evler görünce hemen gireceğiz ve soracağız. Bakalım. Ya hava çok sıcak arkadaşlar. İnsanın hiç enerjisi kalmıyor ya gerçekten. Ne konuşmaya ne yürümeye, mahvediyor sıcak insanı. AC room. Room, we need room. AC room. Are you from? Turkey.
We've been in India for 4 months already. So why you get out there? Because there is no AC. We need room with AC. We need AC. AC room is so hot. Yeah, it's so hot. We cannot sleep over there. Yeah. Yeah. Buymuş odası. Kliması var, gayet güzel bir oda bura. Bin diyor, bin ne ya? Biz dün fıstık gibi yeri 650'ye bulduk. Bir de arkadaşınız falan kimse girmeyecek. Evet, arkadaşınız girmeyecek diyor, kimse girmeyecek diyor. Tamam, hak veriyorum adama ama o kadar da hak vermiyorum yani. Güzel değildi ya, odanın içi güzeldi de öyle çok da kullanışlı. İnternet yok her şeyden önce, internet yok. Bin değmez. Bin değmez. Buna 500 deseydi anca ya, olur yani. Şu an zaten daha iyi bir alternatifimiz evet var ya. Abi aynen. Three of us. Kırdın beni. Böyle tertemiz bir yer bulduk arkadaşlar. Bakar mısınız? Klimalı milimalı falan her yeri. Kendi kirli. Mekan temiz mi? Kendi kirli. Bir bence bir önce bir konuşalım fiyatı. Tamam. Fiyattan sen sonra yapacağım? Yaparım aynen. Hadi bakalım. Böyle bir oda bulduk. Güzel yapar. Bakalım. Bin dediler. Şimdi Mert pazarlık yapacak. Oda da bu arkadaşlar. Çok güzel bir oda. Baksanıza. Süper. As we said, we already found 550, but the thing is, to be honest, this is better than we found. We are budget holders and we are stuck here and like, you know, we have no other choice to do and we found 550. What would you do? 800 rupees. If you make 700, what do you guys say? Yeah. 700. What do you guys make say? Make it 750. Actually, the thing is, even 50 is really important for us because we don't have jobs now, you know. Yeah. Even 50 is important for us. Otherwise, we wouldn't even talk about 50 if it was just season or we were like we have a holiday, because we are not having holiday, you know. Like, if you can, yeah. Okay. Bugün biz böyle 4-5 yere gittik diyebilirim. Aldığımız ortalama fiyat 650-700 rupiye arasında değişiyordu. Ta ki 15 dakika öncesine kadar. Çünkü 15 dakika önce Facebook'ta Arambol Community diye bir gruba yazmıştım. Yani dün yazmıştım ben daha doğrusu. Ama 15 dakika önce oradan birisi bir cevap verdi. Dedi ki benim dedi buralarda dedi bir yerim var ve de... Ve içinde havuzu var, Wi-Fi'yi var. Başka neleri var? Her şey var. Netflix var, her şey televizyon var. Her şey var ya. Aradığımız her şey var. Evet. Dedik klima ki, var. Klima var. Klima var. Bizim asıl aradığımız şey. Zaten asıl aradığımız şey. Aynen. Evet. İşte sizin dedi bütçeniz ne dedi adam. Bana yazın dedi WhatsApp'tan dedi. Biz de döndük adama. Dedik ki bizim dedik bütçemiz dedik. Günlük dedik 500 dedik abi dedik. Bakalım cevap bekliyoruz adamdan. Biz buradan ayrılıyoruz bugün. Şimdi odayı toparlıyorum ben. Bayağı bir eşyalarım dağıldı. 11 dakika, 15 dakikaya toparlarım. Buradan dün demiştik ki size bir yerde Facebook'ta bir yerde konuştuk. İşte yazdılar bize falan diye. Oraya gittik biz bu sabah. Mükemmel bir yer. Mükemmel bir yer. Şimdi oraya geçiyoruz. Günlük 500'e anlaştık. Süper bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Hemen 2 dakika ben bu eşyalarımı bir toparlayacağım. Onun peşine de gidiyoruz yeni yere. Buradan ayrılma vaktimiz geldi. Vallahi burada hep İyi günlerimiz oldu ya. Hiç kötü günüm olmadı burada. Dur şu çöpe atayım. Çantaları dışarıya çıkartacağım. Bitecek bu iş. Siz de toparlandınız. Ne diyorsun Çağatay? İyi günlerimiz oldu. Hiç kötü günümüz olmadı burada. Çok güzeldi ya. Vallahi. Gerçekten çok güzeldi. Yani üzgünüm ben. Birazcık ya, böyle hüzünlüyüm buradan ayrılacak. Şu balkondan ayrılacak olmamız bizi üzüyor. Kesinlikle. Bir de şu manzaralar. Kesinlikle. Topladım eşyaları. Bak yeni gideceğimiz yeri daha YouTube'dakiler görmediler. Görmediler mi? Nasıl? Harika bir yer. Harika bir o yer değil muhteşem mi? Muhteşem. İçinde klima var, televizyon var, önünde havuz var ve sadece evet. 500 rupi. Aynen 45 öyle. 45 lira yapıyor yani. Arkadaşlar piknikçi gibiyiz. Baksanıza herkesin elinde bir poşet. Kaykay çeksin. Olta, kaykay. Dünyanın en çirkin poşeti. Şu an üzerimde 30-35 kilo var. Çok var bende de çok var. Yorgunum. Çok terletti. Ya. Çok sıcak. Acayip sıcak. Bunu da aldık valla şey de diyor ya 0-1 Adana'da. Domuzcukları da çek. İyi çalışıyorsun ya. Ben yemem çiğ köfte. Mantı yerdim şu an. Net mantı yerdim. Ya,
Mantı yerdin artık. Zeytinyağlı yaprak dolması yerdin. Of ekşi, yani. Ekşi. Ekşi ne giderdi be. Limon sıkacaksınız. Evet. Şu an deniz kenarından ayrılıyoruz. Biraz daha içe doğru gidiyoruz ama denize de 500 metre. 500 metre uzaklaşıyoruz denize. Bakın şöyle ana yoldan ayrılıyoruz. Bir giriyoruz oraya. Tatatatam. Bizim kaldığımız yer burada. Şu an mesela bir inşaat gibi gözüküyor. Pek güzel gözükmüyor aslına bakarsanız. Ama bir 20 metre ileriye gidince bambaşka bir dünyayla karşılaşacağız. Aynen. Bunun üstünden nasıl geçeceğiz şimdi biz altından? Şöyle böyle. Bu kadar basit. Böyle. Ben kaldım ama. İyi. Ya der. Okey. Buralar arkadaşlar gidelim. Bakın havuz falan var. Şu karşıdaki evler. Gel sana ver şimdi. Verir misin abi? Borçum mu? Nasıl terledim ya? Ben de öyle. Suratıma bak nasıl terledim. Ooo çok sıcak ya. Aşırı. He? He form mu? Hadi bakalım. Bak Mert'in nasıl terlediğine bak. Elinin değdiği yer ıslanmış görüyor musun? Elimi koyamıyorum. Koyamıyorsun öyle izliyorsun. 17. Çok iyi ya. Abi bu ne? Ooo bu oda fenaymış. Buranın manzarası değil. Hadi bakalım diğer odaya da bakalım. Harika. Perfect. Burada voleybol falan bir şeyler var. Evet takılabiliriz. Kesin takılabiliriz. Ha, bu oda da iyi. Hepsi iyi ya. Hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi abi odalar. Tertemiz baksana nasıl kokuyor. Evet. Ve adamlar işi biliyor. Sarı ışık falan. Evet. Beyaz değil ışık. Ne güzel kokuyor. Ooo süper. Okay, perfect. En iyi oda şu tepedeki oda. Değil bence mi? De. İyi yani. Onu hepimiz bence oraya istiyoruz evet, şu an. Orası alttakiler de fark etmez bence. İkisi de aynı. Evet. Aslında üçü de fark etmez de. Evet. Yine de bakalım. Üstteki iyi. Şimdi o zaman gene öbür eve gittiğimizdeki gibi bir kura çekelim. Aynen. Şimdi A en iyi. Tamam. Tamam mı? Tamam. A, B, C. A, B, C. Aynen. Everybody wants to go. Okay. Saldırır mısın? Saldırır. Seç. A, beyler. A mı? Yemin ederim. C. Yes. Yes. Benim de B. İyi tamam ya. Tamam. Neydi tamam her da iyi. Bence aşağısı daha iyi. Aşağısı daha iyi. Mert'e bak Mert'e. Aşağısı çok net daha iyi zaten. Ben aşağı istiyorum. Elevdeyiz. Yes, okay. Okay. Thank you. Ah. Yırtıldı mı? No, no, no. It's aynen koptu. Hadi lan. Aynen kanka çok kötü koptu ya. Yapma ya. Ciddi söylüyorum çok ay, kötü koptu. Ay şu an trollüyorsun beni kamerada. Hakikaten aa, diyorum çok kötü aa, koptu Çağatay. Duşumu aldım. Vallahi yatak falan o kadar iyi, o kadar iyi ki. Kuş tüyü gibi böyle. Yumuşacık, yumuşacık ya. Her şey çok güzel arkadaşlar. Her şey çok iyi şu an. Dışarıda damacana var. Onu da makineye koymuşlar. Soğuk su var sürekli. Oradan doldurabiliyoruz. Su almamıza gerek yok. Burada su ısıtabiliyoruz kendimize. Çok iyi, her şey çok iyi. Şimdi bir çay yapacağım. Mert'le Çağatay'a bakayım. Bir gidelim bir çay içelim onlarla beraber. Ay çok iyi ya. Çok iyi ya. Ya ben burada bütün bir yazımı geçirebilirim gerçekten bu odada. Bütün bir yazımı geçiririm burada. Ay temizlik çok güzel bir şey. Öbür odayı temiz tutamıyordum. Bu oda tertemiz, tertemiz. Alan geniş, banyo tuvalet fena. Çok iyi. Ne şey yapıyorsun ya? Ortam ortada mısın? Abi çok iyi değil mi Mert? Kafayı yiyorum, kafayı çok yiyorum. İyi. Kafayı yiyorum şu an ya. Ben de yerleştim odaya. Her şeyimi yerleştirdim. Her şeyimi yerleştirdim. Oğlum çok iyi değil mi odalar? Çok güzel ya. He? Efsane abi. Çok iyi değil mi? Aşık oldum odaya ya. Vallahi ben de abi. Yatak nasıl yumuşak? Çok iyi. Her şey çok güzel ya. Senin balkonda oturacağız. Oturalım. Burası güzel. Arkadaşlar. Evet. Hazır mısınız benim kelime oyunumdaki? Hazırız. Görüntülerime. Neyse benim bölüme geçiyorum. Aynen. Aha, aynen aynen geldi ya. Biz güleceğiz şimdi çok. Net güleceğiz. Bak. Veit Bey 5. sırada yer alıyor. Sizi 100.000 takipçiniz var. Evet. Şimdi herhalde bizim evet izleyenlerimiz arasında da aa Yiğit katılmış diyenler olacaktır. Belki. Hani o tepkiyi göstermeyenler için, göstermeyecek olanlar için de ben anlatayım.
kendi çeperimden anlatayım. Şimdi 10 senedir bu işi yapıyorum. Bana güzel hediyeler verdi. Birçok ünlü kişiyle tanıştım. Hayran olduğum insanlar. Yıldız Tilbeler, Cem Yılmazlar. Siz onlardan birisisiniz benim için. Vallahi evet. Ama bize adettendir. Yarışmacı kendisini tanıtır. Biraz anlatır mısınız kendinizi efendim? Ben Yiğit. Seyahat ediyorum. Çok basit konuşuyorum. Bence de oldu bir şey yani. Işte. Yaptık bir şeyler. Geziyoruz. İşte, geziyoruz ya. Ne diyor? Olasılıklar üzerinden bir şeyler yapıyoruz. Bu iyi cümlesi ya. Olasılıklar üzerinden bir şeyler. Kelime oyunu ve bazı başka şeyler. Çok zor bir karar vereceğiz ya. Bizi bugün yarın arayacaklar konsolosluktan. Kesinlikle. Çünkü ne diyorlar, kaç günden beri arayıp işte bir kağıt imzaladık, bir şey olduk, bu uçak kaldırılacak belli. Aynen. Bugün yarın da bizi arayacaklar. Şu tarihte kalkacak, fiyatı da şudur. Ya fiyatı da olacak bunun, bedava tabii olmayacak. Tabii söyleyecekler. Aynen. Bir iki üç gün içerisinde arayacaklar ve orada önemli bir karar vereceğiz. Sen mesela ne olursa gidersin, ne olursa gitmezsin. Ben şunu bilsem gitmem. Eğer atıyorum ki Hindistan hükümeti bizim vizemizi kaldığımız takdirde uzatmaya devam ederse, mesela biz çok rahat bir şekilde 30 Nisan'ı uzattık ya Çağatay'la. Hı hı. Aynı şekilde 30 Nisan'dan sonra da uzatabileceğimi bilsem, hı hı, mesela atıyorum Haziran'a kadar, her türlü kalırım. Her öyle türlü kalırım. Yani. Aynen. Ama bunu benim kafamda yani net olarak bilmem ama gerekir. Muhtemelen öyle olacak. Uzatacaklar. Bence yani. Kesin uzatacaklar. Kesin uzatacaklar. Ben hangi durumda giderim biliyor musun? Hangi durumda? Tahliye uçuşu ücretsiz olacak. Ya da diyecekler ki o zaten senin iptal olan Türk Hava Yolları uçuşunu da değiştirebilirsin diyecekler. Ha. O zaman giderim çünkü gitmezsem saçma olur. Ama hayır, sana mesela onu ücretsiz demeyecekler yani, o belli. Paralı olacak o iş. Çünkü ya kendileri mesela, de dediler yani paralı olacak dediler. Paralı olacak. Ya mesela 300 dolar da olabilir, 700 dolar da aynen olabilir. Mesela ben 1000 dolar olsa gidemem yani. Çünkü aynen, şu an güvensiz bir yerde de değiliz. Baksana bak. Aynen. Bütün dünyada bulunabileceğimiz en güzel yerlerden birindeyiz yani. İlk hem beş, güvenlik ilk, açısından. İlk 3'e falan girebilir belki de. Güvenlik kesinlikle açısından da öyle. Evet. Aynen. Şehir olarak bak, ülke olarak demiyorum. Çünkü burada şey de var ya, eyaletler kapalı. Mesela Goa'da aha, vaka da yok doğru düzgün. Evet. Eyaletler de kapalı zaten. O yüzden dışarıdan da akış olmuyor içeri. Evet. Güvenlik olarak bence çok, ben çok güvende hissediyorum. Sen hangi durumda gidersin? En önemli konu işte mantıklı kararı vermek orada, tamam mı? Ben burada kalsam mı daha iyi, Türkiye'ye gitsem mi daha iyi? Şimdi düşündüğün zaman ben burada kalsam daha iyi abi. Şimdi durum hep böyle devam edecekse, aha, şu an bulunduğumuz gibi evet, devam edecekse hepimiz herhalde kalalım mutlaka derdik. Aynen. Şu anki ama gibi devam şeyi edecekse. Ama şeyi bilmiyorsun mesela. Hindistan ilerleyen dönemlerde ne yapacak? Sokağa çıkma yasağını i̇şte uzatacak yani mı? Belki bir eyalete açacak, öbür eyalete açmayacak. Aynen. Aynen. Biz dönemedik diye belki aynen bir daha uçuş öyle olmayacak. Tabii canım. 5-6 ay kapalı. Belki bir yıl, çalışacak. Belki bir yıl ülkeler kapalı tutacak. Evet, düşünsenize bir yıl. Bir yılda olmaz yani. Şöyle söyleyeyim ben sana. Avustralya'ya çalışmaya gittim ya. Ha. Oradan çıkınca benim aslında hedefim Güney Amerika'ya gitmekti. 2 sene önce. Abi biriktirmeye başladım falan. 10 bin baktım biriktirebileceğim para. 12 bin Avustralya doları falan. Dedim ki bu bana yetmez Güney Amerika için. Çünkü çok uzun kalacağım orada. Öyle istiyorum. 12 bin yani 9 bin dolar. Aynen öyle bir şey. Avustralya doları 9 bin Amerikan doları falan yapıyor. Şu an tekrar gideceğim zamanda, hani gidemedim ya, kafamdaki 20 bin dolar Avustralya doları falan cebime koymakta. Orada çalışıp. Yani 17 bin Amerika. 17 bin. Aynen. 17 bin dolar. Aynen. Onunla ben her türlü şey yapardım. Çok uzun süre. Belki 17 bin dolarla mı? Ama bir yandan da 17 bin dolarla hostellerde çalışarak sadece onu yiyerek tamam değil. Tamam ya, karşı bir şey söylemeyeceğim. 17 bin, 17 bin dolar mı? Savunmaya geçiremem. Çünkü şey söyleyecek sonra. Net gezersin falan hayır, diyecek yani. Net gezersin. Az orta harcayarak hı-hı, aylık 600 dolar yeter Güney Amerika'da. Ciddi misin sen? Abi net yeter, manyak yeter mısın? Ya. Net yeter. Aylık bak bu söylediğim var şey 600 hani 700 dolar. Ben ama şeye göre diyorum, rahat dedin ya biraz. Bir de şeyi düşünsene. Hani şey gibi mesela değil, motorda çadır yapıp ne bileyim konserve yemek yapıp değil yani. Hostellerde falan kadar. Yani. Evet dışarıda yiyeceğim. Hostelleri ortalama falan. Brezilya, Arjantin, Şili, Uruguay 9 dolar. Diğerleri daha ucuz o zaman. Peru, Bolivya, Paraguay, Kolombiya da aynı şeyi söyleyebiliriz. Ekvador için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 5-6 falan mı? 5-6. Harika o zaman. Motorla gezdiğini düşün hep. Onun benzini falan. Hmm. Onu da eklediğinde 600 tabii, dolara mesela tabii, bir 800 yaparsın. Yaparsın. Mesela sen ama motor kullanmayı biliyor musun? Yani motor bilgin var mı? Aşırı yok.
Ya var mı yok mu? Ya yok işte. Yok, scooter'ı burada sürdü. Aşırı aynen. Yok. Aşırı yok diyor. Var mı yok mu? Burada su olması çok güzel bir şey değil mi? Evet. Su bizi gerçek bir masraftan kurtardı. Hadi o zaman su içelim birazcık. Hadi. Abi o kettle'ın da benim aklıma hep şey geliyor. Bunun içine böyle çamaşır yıkıyorlarmış ya. Her su kaynattığımda aklıma geliyor abi. Bana sanki da yazdılar. Sen kimden duydun onu? Ben onu görmüştüm önceden. Geçen onu Ediyo'da falan okumuşumdur yani. Öyle oluyor ya, bilgi. Donunu yapmış olabilirler işte o. Abi işte donunu falan falan. Abi ya. Hep her yaptığımda aklıma geliyor yani. Her yaptığımda aklıma geliyor. Çok olası ama. Öyle olası. Ruh hastaları çok olası nadirdir abi. Ya. Bir dakika bir şey abi, diyeceğim ya. Sen gerçekten insanlara o kadar çok güveniyor musun? Onun için zevkine işerler bile. Ya sen çok kötü düşünüyorsun. Sen de abartma abi. Zevkine işeyebilir ama bu aynen. 100 kişiden böyle yarım kişi falan. Tabii canım binde bir abi. Binde bir yani. Sürekli bir turist insan gelip, yok sokakta. Sürekli turist gelip gidiyor abi. Neyse bence kettle yani aklıma geliyor bence ama yine de içiyorum onu. Afiyet bir şey olsun diyeceğim. Kardeşim. Sana bunu bir şey niye olmaz. Niye yapar insan? Yıkamak için, temizlemek aynen, için. Aynen anladım da niye mantıklı ki temizlemek için o? Kaynar suya ihtiyacı var abi. İçine vurur kaynatıyor. O antık diye alsın kovaya döksün kaynar suyu. İçeride kova var ya. Mantıklı olanı ama hızlı işte olsun hani daha iyi olsun. Olur ama abi orada makarna falan yaparsın. Ütüde falan makarna yaparsın yani. Yaptınız mı hiç ütüde? Yok kanka. Makarna mı? Aynen. Ütüde makarna. Yok sen yaptın mı? Nerede? İstanbul'da. Niye? Ya denemek için. Adam denemek için ütünün üzerinde makarna yapmış. Harbi mi? Nasıl oluyor diye. İçinde. Ütünün içinde.